Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir deneyim yaşamadım. Yaklaşık 10 yıldır CES'e gelirim ama şu yürüyen merdivenlerden aşağıya indiğimizde karşılaşacağım manzara beni şok etti. Şimdi bu deneyimi sizlerle de paylaşacağım. Tesla Loop deneyimine hazırsanız başlayalım. Ben önce şok oldum. Gerçekten Tesla'nın CES'te ne işi var diye düşündüm. Ama muhteşem bir şekilde yer almış. Buradaki yürüyen merdiven yerin altına doğru gidiyor. Şimdi bu tarafta yürümek gerçekten çok zor. Çünkü CES acayip büyük bir yer. Bu kadar büyük bir yerde bir salondan bir salona geçmek o kadar zor ki yeni bir şey yapmışlar. Bakın şu anda görmüş olduğunuz şey tamamen yeni. Yani Las Vegas'ta CES'te bir teknoloji etkinliğinde ziyaretçileri istedikleri yere götürmek için muhteşem bir Tesla deneyimi yaşatmışlar. Bakın şurada bir tane Model X görüyorsunuz. Model 3 anladığım kadarıyla. Ya muhteşem bir ortam. Şu anda yerin altındayım ve bana soruyorlar hangisine gideceksiniz diye. Central please. Tech West. Tech West. Number 7. Number 7. Okay. Şimdi önce size soruyor hangisine gitmek istiyorsunuz, nereye gitmek istiyorsunuz? Ben de Tech West yani TOGG'un olduğu yere gitmek istiyorum dedim. 7 numaralı araca bineceksin dediler. Bakın burada gösteriyor. Şimdi inenler tamam ben geçiyorum ve şu anda Tesla'ya bindim. Evet kapıyı da kapatıyoruz. Hello, how are you? Yes, please. Take West. Evet, anladım dedi arkadaşlar ya harika değil mi ya şöyle bir servis. Araçların hepsi Tesla. Şimdi gideceğimiz yere bakın. Yani o daha da müthiş. Dostlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Evet. Şöyle bir döndük. Şu anda içinde bulunduğum araç Model Y. Bakın çok büyük bir ekranı var. Aşağıda bir ekran daha var. Yani bu bizim için ekstra. Vegas Loop diye geçiyor ve şoförümüz burada Tesla'yı kullanıyor. Elektrikli bir araç. Hani biliyorsunuz zaten tamamen elektrikli, otonom bir araç. O kadar çok Tesla var ki şu an her yerde ve bize gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor bu hizmet. Acayip çalışıyorlar, hiç durmuyorlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi asıl bombaya geliyoruz. Loop dediğimiz kısma geldik ve roketlemeye başladık arkadaşlar. Şu anda bir tünelden ilerliyoruz. Biliyorsunuz Elon Musk'ın böyle çılgın projeleri var. Tesla Loop işte onları hatırlatıyor. Yani mükemmel bir tanıtım çalışması olmuş. Ya kendimi var ya o kadar iyi hissediyorum ki şu anda anlatamam sevgili dostlar. Acayip iyi hissediyorum. Şu anda loop'ta ilerliyoruz. Yani bayağı bir mesafe var. İşte şu mesafeyi biz normalde yürüyorduk ama Tesla loop sayesinde hayır. Koridorda ilerlemeye devam ediyoruz. Ya bunlar gerçek olursa yani trafik yerin altına inse ne kadar güzel olur ya. Geldik. Vallahi geldik. Acayip bir deneyim yapmışlar. Allah'ım Tesla'lar durmuyordu. Her yerden Tesla fışkırıyordu. O kadar çok fazla yol vardı ki arkadaşlar. Normalde ben bunu yürüyecektim. Zaten günde 20-25 bin adım atıyorum. Şimdi burada bana yardımcı oldular. Park edeceğiz. Ben ineceğim. Benden sonra başkası binecek. Thank you so much. You're welcome. Evet, Tesla'da kapıyı açma. Şuraya dokunuyorsunuz. Allah, bir de kapımızı da açıyorlar. Thank you. Veda ediyoruz. Model Y'ye veda ediyoruz arkadaşlar. Efsane bir deneyim değil miydi ya? Vallahi ben hayatımda böyle bir shuttle deneyimi görmedim. Tesla'larla beraber bayağı bir yol yürümem gerekiyordu. Yani ben o yolu yürüyerek gelsem herhalde bir 20 dakika falan yürümem lazımdı. Buradaki servisle beraber hani yürümekten kurtuldum ama deneyim mükemmeldi. Yani muhteşem. Acaba Tesla Türkiye'ye gelir mi? Gelirse ne olur? Ya da şunu soruyorum size. Acaba böyle bir deneyim gelecekte nasıl olur? Yani yerin altına giren bir trafik, üstünde değil, altında. İşte o karayollarını hiç görmesek, yukarıda sadece doğal yaşam alanları, parklar olsa nasıl olurdu? Ya da sadece bisikletle biz yukarıda dolaşsak, o araçların hepsini aşağıda görsek nasıl olurdu? Gerçekten çok ilginç bir deneyim.
Valla veda da edemiyorum sağdaki soldaki Tesla'lara bakarak. Şimdi de simsiyah bir Tesla geldi. Allah'ım, gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Yani bu kimin fikri bilmiyorum. Acaba Tesla'nın kendi PR çalışması mı? Tam bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten müthiş olmuş. Hem burada teknoloji ziyaretçilerine çok büyük kolaylık. Aynı zamanda benim gibi mesela Türkiye'den gelen, Türkiye'de biliyorsunuz resmi olarak bir Tesla satışı yok. İthal ürünler var. Yani benim gibi bu deneyimden çok memnun kalacak olan kişiler için harika olmuş. Muhteşemdi. Evet, Las Vegas'tan bol bol deneyim paylaşacağım sevgili dostlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Tesla Loop inanılmazdı. Bakalım siz ne yazacaksınız? Teker teker okuyacağım yorumlarınızı. Hoşça kalın.